kader anlayışındaki çarpıklık. Özellikle ölüm konusuyla ilgili olarak halk arasında kader hakkında pek çok yanlış kanaat vardır. Kaderini yenmek, kaderini değiştirmek gibi yanlış mantıklar toplumda oldukça yaygındır. Allah zamana ve mekana tabi değildir. Zaman ve mekan kavramlarını yoktan var etmiş ve bunları tamamen kontrol ve hakimiyetinde bulundurmaktadır. Kader, Allah'ın geçmiş ve gelecekteki tüm olayları zamansızlık boyutunda tespit etmesi ve yaratmasıdır. Yaşanmış ve yaşanacak bütün olaylar zinciri an an, detay detay Allah katında planlanmış ve yaratılmıştır. Allah'ın katında her şeyin başı da, sonu da, sonsuzluk şeridindeki yeri de bellidir. Her şey olup bitmiştir. Nasıl bir filmi seyreden kişinin o film üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya güç ve imkanı yoksa, insanların da tabi oldukları kader üzerinde bir etkileri olamaz. İnsanlar kader üzerinde değil, kader insanlar üzerinde belirleyici ve yaptırıcı bir unsurdur. Her şeyiyle kaderin bir parçası olan insan o kaderden bağımsız bir şekilde davranamaz. Kaderin dışına çıkamaz. Dolayısıyla kaderi yenme, kaderin akışını değiştirme gibi bir durum söz konusu bile olamaz. Unutulmamalıdır ki ben kaderimi değiştirdim diyen bir insan da aslında kaderinde yazılı olan bir cümleyi söylemektedir. Bunu bir örnekle açıklamak istersek, bir insan günlerce komada kalabilir. Yeniden yaşama dönmesi imkansız gibi görünebilir. Fakat aynı insanın beklenenin aksine tekrar eski sağlığına kavuşması, onun kaderini yendiği ya da doktorların onun kaderini değiştirdiği anlamına gelmez. Bu olay, o kişinin kaderinde kendisi için belirlenmiş süreyi doldurmadığını gösterir. Bu da aynı kaderin bir parçasından başka bir şey değildir. Her şey gibi hastalanması ve tekrar iyileşmesi de Allah katında yazılıp tespit edilmiştir. Bir ayette Allah şöyle buyurur. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır.